haklı çıktım. Yani biz de ayrılmayı, ayrı kalmayı pek beceremiyoruz. İnatlaşmasak mı? Başaramayacağız galiba. Nasıl? Olmuyor. Yapamıyoruz. Tamam. Ben başka bir şey sanmıştım. Bir dakika. Bir oturur musun? Ne anladın? Ben olmuyor, yapamıyoruz derken yani ayrılamıyoruz anlamında söyledim. Beceremiyoruz demek istedim ama yine beceremedim. Beceremedin, evet. Yani o zaman... Yani benimle evlenir misin? Evlenirim. Seni çok seviyorum. Duydun mu? Çok. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Yapabilecek miyiz sence? Hı? Olacak mı yani? Yaparız tabii canım. Niye olmasın? Annem bu sefer gerçekten çıldıracak. Yani kadının yanına ikide bir gidip bir ayrıldık, bir barıştık falan bir şeyler deyip duruyorum. Gerçekten çıldıracak. Ne diyeceğini şaşırdı. Anne. Yani kızının mutlu olduğunu görene kadar rahat etmez. Haklı da. Haklı tabii. Yani o beni doğurmadı ama benim annem o. Ben Rona değilim. Benim ailem Ronaların yanında çalışıyordu. Ben onların kızıyım. Aynen öyle. Ajanstan da ayrılacağım. Ebru'yu da çıkaracağım oradan. Harun Bey olmayan vicdanını rahatlatmak için bizi işe soktu orada. Yani artık öyle bir şeye gerek yok. Sen nasıl istersen. Mustafa, benim bir şey söylemem lazım sana. Ne oldu? Ebru'nun başı belada galiba. Nasıl belada? Yani bir sevgilisi var belli ki. Genç. Tabii ki sevgilisi olacak. Ya olacak, tabii ki olacak da. O sırtındaki yaralar. Ha. Onlar öyle düşmeyle olacak şeyler değil Mustafa. Bence onları sevgisi yaptı. Ne? Ne oldu? Dündar Bey'in arabası değil mi bu? Ne işi var ki burada? Tutamamışsın. anahtar da üstünde. Allah Allah, ne olmuş olabilir ki? Hiçbir fikrim yok. Dündar Bey, gidelim mi? Ne olduğunu öğreniriz. Tamam ya, ben bir annemi arayayım bir yerden yani. Beni çok merak etmiştir. Çıldırmıştır, biz konuşunca daha da çıldıracak, bir haber vereyim. Tamam. O zaman kulübeye gidelim, oradan geçeriz. Alo. Ha, Feraye, ben Figen. Annem orada mı? Figen, neredesin sen? Feraye. Ne oldu ya? Ses niye böyle? Kim? Figen. Söyledin mi? Yok, söylemedim. Alo. Ya anne, duyuyorum sizi. Neyi söyledin mi? Ne oldu? Kızım. Aras Bey. Biraz daha ister misin? Yok, teşekkür ederim Feraye abla. Rica ederim. Ah, gel. Çay koyayım mı sana? Yok yok, eve geçmem lazım be. Figen abla, baban nerede? Baban gelecek. Hatta geldiğinde biz babanla birlikte seninle bir şey konuşacağız. Tamam. Cemre. Buradayım. Hadi koş koş. Hayırdır, siz ne konuşacaksınız? Biz Mustafa ile evlenmeye karar verdik. Hayırlısı olsun. Asuman abla? Bilmiyor, konuşacağım. Ay, delirecek yine. Mustafa'nın bastığı yeri kazıp atıyor. Yapacak bir şey yok. Kabul edecek. Bu zamana kadar o üzülecek, o kırılacak, o kızacak diye çok inkar ettik kendimizi. Çok vazgeçtik kendimizden. Ama olmuyor öyle. Ya ne diyeyim? Siz mutlu olun da. Başın sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ne diyebilirim ki? 3 günlük dünya kızım. Bak, bugün varız, yarın yokuz. Sanki yarına hiç çıkmayacakmışız gibi yaşamalıyız, öyle değil mi? Haklısınız. Anne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Sen de ağlamışsın işte, ne oldu? Yok canım, bir şey. Ama ben yaşlandıkça iyice duygusallaştım. Şu küçük evi seyrediyordum da onu Laura Ingalls ağlıyorum. Şimdi hangi Laura Ingalls'a ağlıyorsun, onu diyorum. Bana ne elin Laura Ingalls'ından canım. Fatma Hanım'la biraz konuştuk da. Aras Bey yeğeni onun da tabii. Macide Hanım'ı da hiç görmedim. Kim bilir o ne halde. Kızım. Gel şöyle otur bakayım sen biraz. Ya anne, bir şey var söylemiyorsun işte. Yok. Ne oldu diyorum. Otur. Evet. Sen bu Mustafa'yı çok mu seviyorsun? Evet anne. Zor olacak. Biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Yapabilecek misin? Yaparım anne. İyi o zaman. Ne iyi o zaman? Anne ne iyi o zaman? Biricik kızım benim. Çıksın gelsin adam gibi karşıma geçsin. Allah'ın emri peygamberin kavliyle istiyorum desin işte. Ciddi misin sen? Ne yapayım? Seni tutabiliyor muyum? Kapıyı kilitlesen bacadan kaçıyorsun. Anne. Of canım annem de. Oy. İşine gelince canım annem. Ay aşk olsun. Ay. Ay kız dur, kemiklerimi kıracaksın dur. Ah. Ay tamam, tükürük ettin her yerimi tamam. Prenses nerede? Aman ne bileyim, bir afra bir tafra yok, hava alacakmış, dışarıya çıkmışmış. Kızım sen çek bakayım. Aa, sen ayakkabılarına tamam, girdin içeri. Tamam silerim. Zor çıkıyor. İyi günler. Kızımı üzersen seni kıtır kıtır doğrar. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Şakam yok. Onu da biliyorsun. Kesinlikle. İyi. Göreceğiz bakalım. Bak hayatta nadir korktuğum anlardan bir tanesiydi. Bir daha beni yalnız bırakmazsan sevinirim. Yani işte şimdi Asuman Hanım tamam ama asıl korku ve heyecanı şimdi içeride Cemre ile yaşayacağız. Yok ya, onu hallederiz. Hadi. Hadi önce önden şey. Ya baba. Canım. Figen abla konuşacağız dedi, konuşmadık. Evet konuşmadık. Tamam. Hadi Mustafa hadi. Ben mi başlayayım? Ha, sen başlasan daha doğru olur. Sen başla. Senin başlayın. Hayır bak kız kıza konuşun, ben sonra şey yapacağım. Ne alakası var ya? Senin söylemen lazım. Hayır, niye benim çıkmam lazım? Tamam hadi. Bekliyor çocuk. Tamam. Haline bak hadi. Tamam, sen başla. Ben geleceğim sonradan. Hadi sen şey yap. Tamam o zaman söyleyin, geçelim ya. Oturalım. Gel mesela otur sen böyle. Ben de öyle. Tamam. Cemre'cim. Evet. Evet. Cemre. He? Sen başla. Yok ya güzel gidiyordun. İyi girdin. Cemre iyi girişti. Baban bir şey söyleyecekmiş. Söyle baba. Hadi baba. Tamam kızım, sık boğaz etme, söyleyeceğim şey değil. Şimdi Cemre. Hı. Figen ablan. Burada oturuyor. Benim de yanımda oturuyor. Evet. Yanında senin. Biz de madem dedik ki o zaman şey yapalım. Ne yapalım? Figen ablanın şeyi dedik, onu düşündük yani. Madem şeyse... Cemre'cim biz dedik ki biz evlenelim dedik. Biz, ikimiz. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Bir düşüncen var mı? Kendime ağaç gibi mi? Ha, evlendi mi onlar? Yo, birbirlerini çok seviyorlar, evlenecekler. Ha, öyle. Aynısı. Evet. Kendiyle ağacı. Onlar gibi. Senin de kafandan yıldız çıkacak mı? Ne yıldızı ya? Archie kendi öpünce kafasından yıldız çıkıyordu da onu soruyor. Ha, Figen ablanın kafasından samanyolu kalesi. Evet, ama çıkar, niye çıkmasın canım? Benim kendiden neyim eksik? Tamam. Ne tamam Mustafa? Nereye gitti ya? Ne tamam? Mustafa bize mi tamam? Tamam. Nasıl tamam? Öyle ortaya tamam dedi. Bize tamam, mi işte dedi yani? Tamam. Tamam sen kendi, ben Archie. Mustafa bak, emin misin? Çıkmadı bir şey. Yani o Archie. Tamam. Ya ben gel. Ay Ay ne güzel olmuşsun güzel kızım. Anne. Ne? Aslı sen çok güzel olmuşsun. Arada süslensene böyle. Ama hadi be. Zaten yeni icatlar çıkarıyorsunuz başıma. Ne güzel gelecekti burada isteyecekti işte seni. Niye biz oraya gidiyoruz? Ama anne işte boş ver. Kırgınlık dargınlık olmasın. Ne gerek var? Sen demedin mi 3 günlük dünya diye? Öyle öyle. Orası öyle de ben bu Macide'ye güvenmiyorum. Şimdi ha dedi gideceğiz oraya 2 tane laf edecek. Bizim canımızı sıkacak. Abla sen emin misin? Eminim. Eminim ben. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. 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 Hadi kalk. Hazırlanmamışsın. Misafirler neredeyse gelirler. Bu saçma sapan tiyatronda sana başarılar dilerim. Maalesef kızının mutluluğuna şahitlik edemeyeceğim. Bal gibi de edeceksin Macideciğim. Fatma, ne istiyorsun? İn aşağıya tiyatronu oyna. Ruhcan da sana yardım eder. Dündar da hazır gelmişken kız istemeye, Ruhcan'ı da isteyiverir senden. Çifte düğün yaparsınız. Ne hoş. Peki. Sen bilirsin. Ben senin adına misafirlerimizden özür dilerim. Ha bu arada çok geçmiş olsun. Başına gelen ve gelecek olan her şey için. Hastasın. İyi heyecanlı mısın Figen? Yani var ya elim ayağım titriyor. Hiç bu kadar heyecanlı olacağımı tahmin etmiyordum böyle olacağımı. Böyle olması lazımdı doğru. Prenses, senin niye yüzün öyle bir düşük düşük? Yok bir şey anne, ne olacak ya? Bana bak, yarın öbür gün sen doğru düzgün birini getir karşıma Allah aşkına. Anne ya. Ay tamam bir şey demedim. Allah Allah, iyi ki demedin. İçeride de böyle yapmayacaksın herhalde. Tamam, tamam. Ya o bu değil de ben Macide'ye çok şaşırdım biliyor musun? Ya nasıl oldu da öyle gelsinler falan dedi. Hayret. Hanımlar neredesiniz? Sesinizi duydum da geldim. Hadi gelin, misafirler gelmek üzere. Ay hadi, hadi. Asma yüzüne, asma. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sağ ol. Macide Hanım yoklar mı? Azıcık başı ağrıyormuş. Malum acısı henüz taze. Malum. Geçmiş olsun. Kahvenizi nasıl alırdınız? Sade rica edeyim. Figen biliyor efendim. Siparişler geldi. Sevda nerede? Ay çatlamıştır o kıskançlıktan çıkıp gitmiştir. Vallahi kıskandı mı kıskanmadı mı bilmiyorum ama Rüçhan Hanım'la bayağı tartıştılar. Öyle gitti zaten. Zil zoruna sarhoş olup gelir yine. Hadi hadi. Ya hadi tam mı bunlar? Sen kahve çıkardın mı? Cezveyi de ver. Fatma Hanım, siz müjdeyi vermediniz mi? Dündar Bey, birlikte konuşuruz diye düşündüm. İyi düşünmüşsünüz, teşekkür ederim. Hayırdır inşallah? Figen Hanım da gelsin, kahvelerimizi içelim, konuşacağız efendim. Ha? Teşekkür ederim. Ellerine sağlık yavrucuğum. Teşekkürler. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Güzel olmuş, elinize sağlık. Mustafa Bey oğlumuz ne işle iştigal eder acaba? Efendim, Mustafa Bey yeni açılacak eğlence merkezimizin müdürü olacak. Ki Figen Hanım da o eğlence merkezinin reklam ve tanıtımı ile yakından ilgilenmişti. Dündar Bey, müjdeden söz edecektik. Ha, o mesele. Herhalde henüz haberiniz yoktur. Bu köşk bir süredir bana ait. Fakat Harun Bey'e verdiğim bir söz gereği köşkü Sevda Hanım'a ve Figen Hanım'a bırakmaya karar verdim. Dündar Bey sağ olsun, biz aile büyüklerini de unutmamış. Estağfurullah. Macideciğimle ben de benim Antalya'daki evimde yaşayacağız. Siz Asuman Hanım ve Rüçhan Hanım eğer isterseniz burada çocuklarla baş başa yaşamaya devam edebilirsiniz. Eğer herkes için de uygunsa tabii. Neyse, lafı uzatmayalım. Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle Figen kızımızı Mustafa oğlumuza isteriz. Eğer annesi olarak siz de münasip görüyorsanız tabii. Anne, bir şey desene. Verdim gitti. Hayırlı olsun. Sağ ol. Efendim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok mutlu oldum. Al kızım. Bundan biraz da. Abla ne yapacaksın şimdi? Ya koskoca köşk. Senle Sevda'ya kaldı şimdi, öyle mi? Vallahi bütün gece şaşırdım, düşündüm. Anlayamıyorum herhalde, yanlış anlıyorum dedim. Ay nesini yanlış anlayacaksın anne ya? Mis gibi köşkün %50'si ablama kaldı. Vay be, yani onca şeyden sonra. Ama güzel oldu, bu çok güzel oldu. Yani bilmiyorum. Şaşırdım ben de. Ya daha 3-5 gün önce o köşkten bizi kovuyorlardı. Hı. Sen de şimdi hemen yerleştin gittin. Anne tamam artık, yeter bu gururlu pozlar. Ay Ebru tamam, başlama yine. Vallahi ben sizi anlamıyorum ya, gerçekten anlamıyorum. Siz sürünmekten zevk alıyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yok artık. Biz sürünüyoruz yani, öyle mi kızım? Ebru bak, sen yine lafının nereye gideceğini bilmeden konuşuyorsun. Yapma ablacığım, yapma. Vallahi sen de önüne konulan bütün fırsatlar, ya artık fırsat da demiyorum, gümüş tepsiyle sunuluyor. Ama biz ne diyoruz? Yok almayalım. Ya aklım almıyor benim artık bu durumu, delireceğim ya. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Zengin koca bulmaya gidiyorum. Anca öyle çıkabilirim bu evden ben. Bana bak. Tamam anne, tamam. Bırak, tamam gitsin. Ne biçim lafı öyle? Of. Hadi kızım ye yemeğini, bak mis gibi menemen. Ne diyorsun şu köşk işine? Vallahi ben şaşırdım hiç. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben de. Ama yok yani ben istemiyorum Mustafa. Bana da olmazmış gibi geliyor zaten. Değil mi? Bilmiyorum, beni rahatsız eden bir şey var burada böyle. Yok. Ya zaten şu gazino işi bir başlasın. Bence bizim evi hadi sokarız. Ha? Değil mi? Olur. Olur tabii. Çok güzel olur. Ya ne diyeceğim sana? Şimdi biz Cemre'yle bunu konuştuk ama sence anladı mı? Yani öyle tamam dedi gitti falan ama gerçekten anladı mı sence? Anlamıştır ya. Anlamış. Niye anlamasın? Onlar yeni nesil her şeyi anlıyorlar. Ya inşallah. Bana ne dedi biliyor musun? Bir anda öpüştün mü diye sordu. Yani bilmiyorum, ne diyeceğimi bilemedim, cevap vermedim ama... Yani o yaşta bir çocuğun bir anda böyle bir şey sorması ne bileyim. Mustafa? Bir dakika. Cemre mi sordu öpüştün mü diye? Evet. Sana? Evet. Bu yaşta? Evet, ne sordu yani çocuk? Niye soruyor ya bu yaşta böyle bir şey? Ne demek? Ne demek o ya? Çocuk merak etti, soruyor işte. Bilmediği için soruyor, ne var? Ne çocuktan sorulmaz, bu yaşta sorulmaz ya. Ne kadar sinir bozucu bir şey. Sen de gülerek anlatıyorsun bunu ya. Ne diyorsun ya? Şu suratının haline bak. Yok bir daha öyle arçı marçı kendi falan bitti. İzlemiyor öyle bir şeyler. Ya saçmalama. Çıkmayacak kafasından yıldız falan kimsenin. Ya tamam, çocuk bilmediği için Allah soruyor zaten. Allah Allah. Ya bilmedi zaten, bu yaşta niye bilmesine gerek yok ki çocuğun ya. Şu suratının haline bak, biz ne yapacağız seninle? Aa yok bir daha onu söyleyecek. Kendi mendi arçı. Ne oldu yine? Ebru da çıktı bir ışınla. Ben ne yapacağım bu kıza bilmiyorum. Aklıma çok kötü şeyler geliyor Mustafa. Tamam dur sakin ol, ne oldu? Bu sırtındaki izler... Yani düştüm o yüzden oldu diyor ama yalan söylüyor. Biri yapmış bence. Ya yok canım, kim ne yapacak sende? Boşuna ifam yapıyorsun. Yoktur öyle bir şey. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Hadi gel. Ben çıkayım. Yok yok Feraye. Buradan gidecek biri varsa o da benim. Aa, hayırdır inşallah bu saatte. İyi akşamlar. İyi akşamlar da saat... Evet geç oldu. Oldu. Buyur. Kusura bakmayın. Mustafa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç mısın yani? Yemek yiyorduk biz ama annem kaldırmış. Yok ben yedim geldim. Tamam. Yatayım ben. Hafiftir benim uykum. Sık sık tuvalete kalkarım. Anne. Ne yalan mı? Yalan mı? Anne niye söylüyorsun ya böyle bir şey? Ay tamam. Hadi anne, iyi geceler. İyi geceler, hadi anne. İyi geceler. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Allah. Allah rahatlık versin. Oturalım mı? Bilmem. Oturalım. Mustafa. Yok iyi böyle. Ya Mustafa gelir misin? İyi böyle. Ya çıkmaz o, tamam. Gel. Aa, senin ellerine ne oldu? Bugün evde badana boya yaptım. Böyle kapıları falan boyadım. İşte benden bu kadar. Çok güzel olmuştur eminim. Temiz oldu. Bakarsın beğenmezsen değiştiririz. Beğenirim. Ya biliyorum çok geç oldu böyle ama yani seni görmek istedim. Cemre zaten uyumuştur. Yarın doğum günüm. Nasıl? Ne? Cemre'nin doğum günü mü? Evet. Mustafa niye daha önce söylemedin bunu? Yani ne bileyim. Fırsat da olmadı. Tamam neyse olsun. Yarına güzel bir şeyler hazırlarız, bir şey yaparız. Tamam, bir şey yapmana gerek zaten, yok. Ben bir pasta ayarlayacağım. Zaten biliyor olsam zaten hazırlık yapacaktım. Tamam, yorma kendini. Güzel bir şey yapacağız. Tamam. Tamam mutlaka yapacağım bir şey. Tamam ama kendini yorma. Tamam. Gelmeden Dündar Bey'e uğradım. Bu köşk meselesini konuşmak için. Ne dedi? Ya ben dedim ki biz böyle bir şey istemiyoruz. Artık Rüçhan Hanım mı olur, Macide Hanım mı olur? Yani kim isterse. İyi demişsin. Ben yavaştan kalkayım yoksa dayak yiyeceğim. Gerçekten. Mustafa özür dilerim. Yok canım ne özür? Ben zaten öyle kapıdan bir uğrayacaktım sadece. O zaman yarın görüşürüz. Tamam. Bak yorma kendine. Tamam. Anne ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi senin bu yaptığın? Aa, ne yaptım ben Figen? Ne demek ne yaptım ya? Yapıyorsun orada. Sen verdim gitti demedin mi? Verdik de o kadar da değil. Gece ne oluyor? Yardım edeyim mi? Yaparım ben yaparım. Ben yap. Anlat ne yaptınız bakalım bugün ha? Rüçhan teyze, Sinan ve ben sinemaya gittik. Hangi filme gittiniz? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Nasıldı peki? Güzel miydi? Keloğlan böyle yapıyordu. Neler mardanozlu köfteler. Neyse bir şey diyeceğim sana. Senin bugün doğum gününmüş galiba değil mi? Evet. Acaba Figen ablan, Asuman teyzen falan böyle sana bir sürpriz hazırlamış mıdır yoksa bana mı öyle geliyor? Yani bilmiyorum belki de bir sürpriz hazırlamış olabiliriz. Sürpriz mi? Evet. Hadi her şey hazır gelin. Hadi bakalım o zaman gidiyoruz. Gel bakalım ayakkabılarımızı giyelim. Üstümüzü düzeltelim. Atla bakalım. Hoppa. Hadi bakalım bir dilek tut öyle öplen onları. Annemi bir daha göreyim. Allah'ım lütfen. O yaşıyor biliyorum. Gelsin göreyim. Al. Nasıl güzel eğleniyorlar. Bu palyaço fikri çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Figen Hanım, ev meselesine sıcak bakmamışsınız galiba. Evet, ya Mustafa galiba söyledi size ama... Yani bu yaptığınız şey yine de çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Yani biz Mustafa'nın evinde... Kızımızla birlikte yeni bir hayata başlamak istiyoruz. Kızımız derken Cemre'yi kastettiniz herhalde. Tabii. O artık benim de kızım. Elbette. Ne oldu parlakçı? Niye dönmüyorsun? Konuşsana, niye konuşmuyorsun? Palyaçolar konuşmaz ki. Neden? Bilmem, öyle işte. Öyle mi? Saklambaç. Tamam, bir dön bakayım kızım şöyle. Şöyle bir önden bakayım. Rahat mısın şimdi? Hı hı. Heh, iyi tamam Mustafa. Asuman Hanım, acaba penslerden biraz kıssak mı? Bakın burası biraz potluk yapmış sanki. Pot mu? Aa. Yok. Potluk motluk görmüyorum ben. Ben görüyorum, kör değilim Asuman Hanım. Bakın var diyorum burada. Ama yok ben de kör değilim. Görünmüyor bir şey. Güzel görünmüyor mu? Anne. Ne? Hı? Tamam ben iyiyim yani tam oldu bence. Ben gayet rahatım. Ay hele şükür şu köşkte artık güzel bir şeyler oluyor. Ya bir ara o kadar sıtkım sıyrıldı ki dedim bir gulyabanimiz eksik o da gelsin tam olsun. Ay sonra Ayşen Guru'da gibi kalırdım burada hebe. Ay sen bakıversene. Tamam. Merhaba. Çok şık olmuşsunuz. Sen de. Geç. Sağ olun. Çocuklar isterseniz çay da koyayım. Hadi ama.